Bugün bize ne yapacaksın acaba? Kağıt kalemleri üzemeyelim abla. Pardon. Bugün size pirinçli tavuk sarması yapacağım. Of, hazırladım. Anlatmanı bekliyorum. O halde. Öyle de canım çektik şimdi. Bir su bardağı pirinç. Bir su bardağı pirinç. Dört parça tavuk göğüs eti. İki su bardağı su, yarım soğan. 50 gram koca fıstığı. Rendelenmiş fesleğen. Fesleğen mi dedi? Biraz tereyağı. Biraz zerdeçal. Biraz sıvı yağ. Ve son olarak tuz, karabiber. Vazgeçilmezim zaten onlar. Tuz karabiber olmazsa yemek mi olur ayol? Yani. Zerdeçal dedi. Dedi. Onu da dedi. Zerdeçal. Peki. Malzemeler müthiş değil mi? Fesleğen de var yani. Fesleğen var. Her şey var. Yararlı her şey var. Tavuk evet. Göğsü var. Evet. Bayıldık malzemeleri vallahi. Müthiş. Tavuk etlerini inceltip tuz ve karabiber yıkıyoruz. Çık, çık. Pirinçleri yıkıyoruz ve tencerenin içine döküyoruz. Tenceremizin içine zeytinyağımızı ve tereyağımızı da döküyoruz. Ve pirincimizi de. Onu da koyuyoruz. İyice karıştırıyoruz. Şöyle iyice. Büyük büyük. Fesleğen hariç bütün malzemelerimizi tencereye döküyoruz. Ha böyle mi yapıyoruz? Ha böyle böyle. Bir, pat. 3 bardak su ekleyip kısık ateşle 20 dakika bekliyoruz. Çuk 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 çuk. Pilavımız pişti. Tavuğumuzun üstüne dolduruyoruz ve sarıyoruz. Çuk 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 çuk. Sardığımız tavukları tepsiye diziyoruz ve fırına veriyoruz. 200 derecede 20 dakika bekliyoruz. Süper. Bekleyin, yan dönem. Evet, bekleyin. 20 dakika. Çu 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 çu. Mis gibi kokuyor. Galiba pişti. Gelin tepişmek üzere, az kaldı. Çıkaralım, servise hazır. Servis tabağını alıyoruz. Fesleğen üstüne koyuyoruz. Ve herkese afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bunu deneyeceğim ben.